Merhabalar, Tadımız Tuzumuz Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika Rus tatlısı zefir yapacağız. Marshmallow tadında bir beze. Evet, 300 gram buzluk çileğim kullandım. Siz taze çilek kullanmanızı tavsiye ederim. 300 gram kullandım ama yeterli değil. Normalde 400 gram çileğinizin olması lazım. Çileği ocağa alın ve suyunu salıp çekene kadar iyice pişirin arkadaşlar. Suyunu çektikten sonra blenderdan güzelce bir geçirin. Normalde 400 gram çilek lazım. Ben buzluk çileği 300 gram olduğu için öyle 300 gram aldım. Toplamda benim püremin 150 gram olması lazım. 150 gram elde edemediğim için bir tane de elma rendeledim ve ocakta suyunu salıp çekene kadar, yumuşayana kadar pişirdim ve blenderdan tekrar geçirdim ve 150 grama tamamlamak için üzerine elma püresi ekledim. Normalde siz arkadaşlar 400 gram çilek alırsanız yeterli gelecektir 400 gram. 400 gramdan 150 gram çilek püresi elde ediliyormuş. Evet, tabii kavamın da ağırlığı var orada. Evet, 150 gram meyve püresi elde ettikten sonra benim 120 gram da şekere ihtiyacım var. 120 gram şeker de bir çay bardağı dolusu şekere tekabül ediyor arkadaşlar. Hatta dolu dolusu bir 120-130 gram şekere tekabül ediyor. Evet, şekerimizi de püreye katalım ve şeker eriyene kadar ocakta pişirelim püremizi. Evet, püremiz pişirdikten sonra hazır olacak. Ocakta böyle karıştıra şeker eriyene kadar pişirdim. Ve kabımı alıyorum, buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabım 4 derecede ve buzdolabı soğukluğuna gelmesini bekliyorum. Daha sonra bir tane yumurta akını, soğuk olsun yumurta akımızda, buzdolabından çıkartalım. Ve yumurta akına tamamen soğumuş olan, 4 dereceye gelmiş olan çilekli püremi ekliyorum. Söylediğim gibi arkadaşlar elma püresi yok bu tarifte ama ben 150 grama tamamlamak için elma püresi ekledim. Evet, şimdi yumurta akımı ve meyve püremi güzelce sertleşene kadar, güzel katılaşana kadar çırpacağım. Koyulaşacak, böyle kabından akmayacak kıvama gelecek arkadaşlar. Ben malzeme listemi videonun altına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Arkadaşlar bunu çilekli yaptık. Bunun elmalı ve tarçınlısı da varmış. Denemedim. O da eminim çok güzel olur. Çilekli harika oldu. Buram buram çilek kokuyor. Çilek tadı oluyor yerken. Çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Söylediğim gibi 400 gram çilek alırsanız elma püresine gerek kalmayacak. Evet. Güzelce çırptım. Katılaştı tamamen. Ve ben çay kaşığının ucu ile gıda boyası kullandım. Normalde tarifte gıda boyası yok. Gerek de kalmıyor. Ama ben buzluk meyvesi kullandığım için, biraz da elma püresi kattığım için istediğim rengi elde edemedim. O yüzden arkadaşlar gıda boyası ekledim. Taze çilek kullanırsanız bundan çok daha güzel bir renk elde edersiniz. Buzluk çileği olduğu için artık böyle rengi kalmamış, çok sulu bir meyveydi. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu kenara alalım. Videoda görüldüğü gibi böyle ters çevirdiğinizde akmayacak gibi olmalı. Şimdi arkadaşlar benim 200 gram şekere ihtiyacım var. 200 gram da bir su bardağına tekabül ediyor. Bu yumurtalı karışımı ekleyeceğim. Agar agarlı karışımı yapacağım. Evet, bir su bardağı şekerimi ben tenceremi alıyorum. Daha sonra 6 gram agar agara ihtiyacım var. 6 gram da arkadaşlar bir dolu tatlı kaşığına tekabül ediyor. Hatta 1,5 tatlı kaşığı gibi. Evet, agarı da şekerin üstüne dökelim. Daha sonra benim 100 milim suya ihtiyacım var. 100 milim de arkadaşlar bir çay bardağına tekabül ediyor. Şeker, agar agar ve suyu tencereye alalım ve 5-6 dakika kaynatalım. Şeker ve agar tamamen erisin. Ve böyle kaşığı böyle akıttığımızda İplik gibi akmalı, damlamamalı. Böyle güzel koyu bir kıvam almalı. Yani tamamen şekeri ve agarı erittik arkadaşlar. 5-6 dakika. Daha sonra bunun sıcaklığı geçmeden, sıcak sıcakken hemen bizim bu yumurta aklarının ve olduğu çilekli karışıma dökmeliyiz. Kenardan ince ince dökmeliyiz arkadaşlar. Bir yandan kenardan ince ince döküyoruz. Bir yandan da mikserle çırpıyoruz arkadaşlar. Evet, bir yandan dökelim, bir yandan çırpalım ve harika zefirimiz hazır. Marshmallow tadında çilekli beze de diyebiliriz. Bunlar, bu Rus tatlısı zefir arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ediyorum, bayılacaksınız. Çok güzel, çok lezzetli. Arkadaşım Laura'dan aldım tarifini. Evet,
Hem pratik hem çok lezzetli. Yani bir de içinde gerçekten çilek olması, o çileğin kokusu, o çileğin tadı harika oluyor. Çilek mevsimine de giriyoruz. Gördüğünüz gibi yapılmasında hiçbir zorluğu yok. Çok pratik bir tarif. Evet, agarlı karışımı döktükten sonra da biraz mikserde çırptım. Ve hemen arkadaşlar bekletmeden sıkma torbamı alıyorum. Beklerse malzemeleriniz boşa gider. Yani agar agar aktifleşeceği için arkadaşlar sıkmakta zorlanırsanız yapışır vesaire. Hemen sıkma torbanızı alın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye sıkın arkadaşlar. Hatta böyle bu işlemi yapmadan yağlı kağıt tepsinizi falan önceden ayarlayın. Evet. Gül şeklini vermeye çalışın arkadaşlar. Yıldız ucu ile yaptım bunu. Bir tane yıldız ucu alırsanız arkadaşlar size çok yardımcı olacaktır. Pastalarınızda böyle bu tariflerde devamlı biz yıldız ucunu kullanıyoruz. Ve bir sıkma torbası işinizi halledecek. Evet, iki tepsi çıktı. Benim gerçi fırın tepsim orta boy. Bir tane de böyle borcumu doldurdum. Yaklaşık 17-18 tane çıkmıştı sanırım çiftleştirdiğimde, böyle birleştirdiğimde. Evet arkadaşlar, bunları sıkıyoruz. Daha sonra kurumaya bırakıyoruz. Benim mutfağım sıcaktı, nemli falan değildi. 6 saatte kurudu arkadaşlar. 6 saat sonunda böyle ikisini alıyorum ve tabanlarını birleştiriyorum. Pudra şekerini buluyorum. İşte mutfağın nemi, sıcaklığı vesaire etkiliyormuş. Bazıları 12 saatte kuruyan da varmış. Ama benimki 6 saat yeterli oldu. Yeterli olduğunu nereden anlıyoruz? Yani ele hafif yapışıyor ama aldığımızda şekli bozulmuyor. Böyle olursa arkadaşlar olmuş demektir. De söylediğim gibi benimki 6 saatte kurumuştu. Evet, görüldüğü gibi alıyorum. Altı zaten böyle hafif yapışkan olduğu için tabanı çok rahat yapışıyor. Üzeri daha da çok kurumuş oluyor. Pudra şekerini buluyorum ve kenara alıyorum. Çok lezzetli, çok güzel. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapanları, yiyenleri şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup, videomu beğenip yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yaptığınız tarifleri Instagram sayfamdan da gönderebilirsiniz. Orada sizleri paylaşabilirim. Evet, böyle güzelce yapıyoruz. Tabanlarını birleştiriyoruz. Ve bu kadar basit. Çok güzel doğum günü partilerinde, çay saati tariflerinde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki yeni tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bakın, marshmallow gibi içi. Harika.